kitap. Bütün fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında var. Alakadar olan kardeşlerimiz mutlaka görmüş, okumuş, öğrenmiştir. Bakınız, Müslümanlıkta iman ettikten sonra en büyük ibadet, ibadetlerin başında mümin olduktan sonra, Müslüman olduktan sonra kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü deyip bu mübarek kelimelerin manasını tasdik edip aynen şimdi okuduğumuz gibi de okuduktan sonra bir Müslümanın ilk yapacağı ibadet hangisidir? Siz söyleyin. Namaz. Bakın, iman ile adeta namaz bitişik. Namazı terk eden imanı ve İslam'ı terk etmiş gibidir. Çok mühim. Namaz. Üzerinde durulması gereken bir hadise, bir ibadet. Ama konumuz o değil. Konumuz insan hayatı. Namazla bağlantısını bütün kitaplarda var. Arz ediyorum. Ve zaman zaman bunu söylemekte zaruret görüyorum. Anlatılması lazım. İnsan hayatının önemi. Diyelim ki namazda da en faziletli olan cemaat halinde namaz kılmak. Cemaat olacaksınız. Tek başına kılan, namaz kılan bir Müslümanın sevabı bir derece, cemaatle kılarsa siz söyleyin, 27 derece. Diyelim ki, cemaatle namaza durmuşsunuz, 5 vakit namazdan bir tanesi. İmam mihrapta, cemaat onun arkasında, farz namazlardan birisini eda etmeye başlamışsınız, namazdasınız. O esnada, namaz esnasında, namaz kıldığınız mekanın içinde veya dışında bir ses işitseniz, aman dikkatli dinleyelim, yanılmayalım. Gerek namaz kıldığınız mekanda ve gerekse namaz kıldığınız mekanın, mabedin, mescidin dışında bir ses işitseniz, Müslüman yok mu? Can kurtaran yok mu? Birisi bağırıyor. Her şey olabilir. Cinayet olabilir, saldırı olabilir, tecavüz olabilir, gasp olabilir, katil olabilir, öldürme olabilir, yangın, sel, afet, bomba, patlama, çatlama olabilir. Hele şimdilerde daha çok. İmdat, can kurtaran yok mu? Hayat kurtaran yok mu? Müslüman yok mu? İmdat diye bir ses işitseniz, hepiniz namazdasınız. İmam da, siz de, hepiniz Allah'ın huzurundasınız. Bulunduğunuz makamdan, bulunduğunuz halden daha önemli bir hal yok. Bulunduğunuz huzurdan daha büyük huzur yok. Ama bu sesi işittiniz, imdad istiyor. Can kurtaran istiyor, yardım istiyor, kurtarıcı istiyor. Bütün mezheplerde, Hanefi mezhebinde, Şafii mezhebinde, Hanbeli mezhebinde, Maliki mezhebinde, hepsinde de hüküm şudur. Bu sesi işiten, imdat sesini, yardım sesini, feryat sesini işiten ve namaz halinde bulunan müminler nasıl davranacaklar siz söyleyin. Anında imamla beraber bütün cemaat namazını bozacak, imdat isteyen o kişinin hayatını kurtarmaya namazı bırakıp oraya koşacaklar. O imdat sesine koşmazlar da namaza devam ederlerse hepsi cehennemlik olur. Vallahi böyledir.
Görüyorsunuz ki hayat namazdan da önemlidir. Hayat namazdan da önemlidir. Görüyor musunuz? İbadetlerin de önünde hayat vardır. Hayatını koruyamayan, hayatını muhafaza edemeyen, hayatını kollayamayan adamın ibadet olmaz. Hayat deyip geçiyor musun? Çok mühim. Bütün kitaplarda var bu anlattığım şeyler. Eğer çocuklarımıza, gençlerimize din eğitimi verebilseydik, bunların hepsini onlar bileceklerdi. İnsan hayatı.